Herkese Romanya Bükreş'ten selamlar arkadaşlar. Bugün tekrardan bir araba vlog çekmeye geldik. Bükreş Vitan bölgesine, görmüş olduğunuz gibi burada kocaman bir pazar var. Burada sizler için arkadaşlar çok istek üzerine ikinci videomu çekeceğim. Haydi geçelim dostlar. Şurada bir tane Mercedes gördüm arkadaşlar. 2006 model. ML320 diyor. İçi şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi tertemiz araç. Fiyatı burada arkadaşlar 7500 euro. Bir Renault Symbol fiyatına burada tabi aynı modelde bir Mercedes alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi motoru 3 motor dizel, 211 CB diyor. Kilometresi 256 bin kilometrede. Hemen yan tarafımızda bir tane Golf 7 var. 2014 model. Şöyle göstereyim. GTD. Fransa'dan gelmiş. Fiyatı 13.600 euro arkadaşlar. Modeli 2014 model. Biraz bana pahalı geldi açıkçası. Burada bir tane BMW serisi 3E90 var. 2011 model. Euro 5. Gördüğünüz gibi fiyatı 10.000 euro arkadaşlar. 2 motor. Vitesli otomatik vites. İçine şöyle gösterecek olursak. Bu şekilde. Tek sıkıntı burada şimdi arabaları tam açıklarken tam etrafından alamıyorum. Kusura bakmayın. En paket ayrıca bu Mercedes. Çünkü gördüğünüz gibi burada çok dar alanlar var. Şurada harika bir tane Audi gördüm arkadaşlar. Audi A8. 5 TDI Quattro. Fiyatını geçmeden bir tahmin edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Fiyatına gelecek olursak fiyatı 59.900 euro. 1 trilyon arkadaşlar bu arabanın fiyatı. Ki Türkiye'de bu arabanın fiyatı 3 trilyon 200 bin TL değerinde. Hemen şöyle yanında bir tane GLE var. Mercedes dev. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle etrafını bir dolanalım, içine bakalım. Bu şekilde içi. Arka taraf fullca filmli gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle alacağım. Araç kameraya sığmıyor zaten. Bu şekilde. Fiyatını 27.700 euro arkadaşlar. GLE 250 CDI 4matik. Yani bu arabanın fiyatı Türkiye'de 600.000 TL arkadaşlar. 600.000 TL'ye şu anda Türkiye'de hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani Mercedes adına hiçbir şey alamıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz şöyle bir BMW var. BMW 524 212.000 km'de 2016 model arkadaşlar. Fiyatı 17.600 euro. Şahsen ben bu arabayı alacak olsam, tabi BMW'nin hastaları var. Diğer 10.000 euro daha veririm. Mercedes'i tercih ederim. Şöyle bir tane Volkswagen var arkadaşlar. Passat. Bu arabanın fiyatı Türkiye'de 1.5 trilyon. Burada bakalım ne kadarmış. 2017 model. Fiyatı 13.300 euro arkadaşlar. Volkswagen Passat Blue Motion teknoloji. 1.6 motor, 120 CP. Euro 6 arkadaşlar. Fiyatı 13.300 euro sadece. Şöyle biraz da etrafında dolanalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözüküyor. Dark Blue. ...250.000 TL arkadaşlar bu araç.
250.000 TL. Türkiye'de 1 trilyonun altında Passat bulamıyorsunuz zaten. Burada bir CX3 var. Skyline aktif. Bu da güzel. €20.500 arkadaşlar. Ve modeli 2019 model. 1200 kilometrede daha. Yani sıfır ayarında. Burada bir Mercedes görüyorsunuz. 2017 model. Kapılı arkadaşlar, ekstra full. Muhteşem bir araba. Şunun kaslı yapısına bakın arkadaşlar. Önde muhteşem duruyor araba. Her yerinden muhteşem duruyor. Jantlar zaten ayrı bir şekilde. Şöyle içini görebiliyorsunuz. Arkada film var. Şöyle arkadan da arabanın duruşunu göstereyim. GL450 4Matic arkadaşlar. Fiyatına şaşıracaksınız. Bu arabayı Türkiye'de 1 trilyona bile değil, 900.000 TL alıyorsunuz arkadaşlar. Fiyatı 47.900. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. 2017 model, ekstra full arkadaş. Ekstra full paket ve bu fiyata. Haydi bakalım. Şurada bir tane Maserati gördüm. Gidelim görelim ne kadarmış. Tabii büyük ihtimalle fiyatını yazmadı. Kart bırakmış arkadaşlar. Maalesef fiyatı yazılmadı. Şöyle gene de biz bakalım. Sanırım Permis Akset Kontrak numarası 25.700 yazıyor ama büyük ihtimalle o fiyat arkadaşlar. 25.700 euro. Onu tam bilemiyorum. Fiyatı veya kontak numarası. Buraya giriş yaparken mecbur o kartı bulundurması lazım. Şöyle muhteşem bir Maserati var ama maalesef fiyat veremiyorum. Şurada bir tane Ford var arkadaşlar. Ford Edge. Şöyle. Bordo bir rengine sahip. Otomatik tabii ki. Şöyle içerisi görmüş olduğunuz gibi. Fiyatı 25.900 euro arkadaşlar. 2018 model, ekstra full. Ford'a ben bu parayı vermem arkadaşlar. Yan tarafta biraz daha alt modeline göstermiş olduğum Mercedes'e alma taraftarıyım şahsen. Şurada bir alt segmentte Renault Clio var arkadaşlar. 1.5 DC. 2015 model, 180.000 kilometrede, fiyatı 6.900 euro arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 6.900 euro. €120.000 arkadaşlar. Yani Şahin Doğan fiyatına şöyle bir araba alabiliyorsunuz, 2015 model. Tabi Şahin Doğanlar şu anda 80.000 civarında ama yani Renault'lar, Megane'lar 2005, gerçi Türkiye'de 2002 modelleri bile zaten bu fiyatları rahatlıkla yapabiliyor. Şurada bir tane var. Fiyatı 5.700 euro. Polo TDI, fabrika 2011 söylüyor arkadaşlar. Şubat çıkışlı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen diğer arabalara da geçiyorum. Burada bir tane 2018 model Megane var arkadaşlar. Fiyatı 145.000 kilometrede, fiyatı 11.890 euro. 200.000 TL fix arkadaşlar. Burada Mazda sevenler şu şekilde göstereyim. Otomatik vites Mazda 6 2017 model, kilometresi 179.000'de. Fiyatı 10.990 arkadaşlar. Aynı şekilde 200.000 TL fix.
Sanırım ben bu BMW'yi önceden çekmiştim, ya yerini değiştirdiler ya tekrardan yaptılar, ama X5. Arkadaşlar hastasıyız. Şöyle tam detaylı göstereyim. Muhteşem arkadaşlar. Araba dehşet. Bu şekilde. Fiyatına gelecek olursak en paket arkadaşlar fiyatı 70.000 euro. Euro 6 3 dizel. Tabii pazarlık payları kesinlikle var. Almak isteyen sanırım 67.000 euro civarında da alabilir bu arabayı. Ama harika arkadaşlar. Şurada bir tane Opel Astra K var. 2018 model. Fiyatı 9.580 euro. 9.500 euro. Manuel arkadaşlar. Fazla arkadaşlar. Yani bu Opel'lere, bu tarz arabalara 10.000 euro 2018 modelde bence çok fazla burada. Çünkü şu anda zaten sıfır arabaları bir şekilde rabla yapıp alabiliyorsunuz. Ki onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani bir eski bir arabanız varsa devlete veriyorsunuz arkadaşlar. Belli bir şartları var. Devlet size 9.000 liraya kadar, 2.000 euroya kadar indirim uyguluyor. Bir de krediyle alırsanız da aylık 800 lirayı 900 lirayı civarına, yani 200 euro civarına araba alabiliyorsunuz arkadaşlar, 5 yıllık kredili. Tabi onunla ilgili ileride başka bir video yapmayı düşünüyorum. Ayrıca elektrikli arabalarda devlet indirimleri falan var. Onlarla ilgili de ayrı bir video yapacağım. Uzun bir zamandır videoda yapmadım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane Opel Astra K var. 2017 model. Adam maşallah o kadar renkli yazmış ki dikkat çeksin diye, ama halbuki çok çirkin gözüküyor. 10.000 euro arkadaşlar. 2017 model. Keyless var 200.000 kilometrede. Dediğim gibi 10.000 euro. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. 200.000 TL. Türkiye'de 200.000 TL'ni alıyorsunuz arkadaşlar. Opel Astra 2005 model. Şu anda zaten o fiyatlarda. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane Polo var. Pardon, Golf var arkadaşlar. 11.800 euro. 2017 model. 183.000 kilometrede. Arkadaşlar çok araba var. Elimden geldiği kadar böyle dikkat çeken arabaları çekmeye çalışıyorum. Yani çok kullanılan arabaları çekmeye çalışıyorum. Burada bir tane daha Golf var. 6. 2012 model. 7.690 euro arkadaşlar fiyatı. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. 1.2 TCI 2012 model. 161.000 kilometrede. Fiyatı 7.600 euro arkadaşlar. İçi de şöyle gözüküyor. Bu şekilde dostlarım. Burada da bir Audi var. Audi A5 Couple Euro 5.18 benzinli, Almanya'dan gelinmiş arkadaşlar. RAR yapılmış, yani ülkeye geldikten sonra bir test yaptırmak zorundasınız. Almanya'dan getiriyorsanız burayı. O testi yaptırmış. Çift kapılı, şöyle sportif bir tane Audi. Fiyatına bakalım, fiyatına bakalım dostlarım. Sadece 8.850 euro. Zaten Audi'nin amblemi yeter arkadaşlar. Yani bence çok iyi fiyat. 1.8 benzin. Sadece burada. Bu sportif olduğu için piyasası düşük arkadaşlar. Çok fazla binen yok. Şöyle içini göstereyim. Bu şekilde dostlarım. Şurada bir tane Skoda Octavia var. Yanında Astra var. Astra'ların fiyatlarını söylemiştim zaten. 10.000 euro civarı. Burada Skoda Octavia TDI. Euro 5 2011 model 172.000 kilometrede. Fiyatı 7.250 euro diyor ama çarpı koymuş. Sanırım satıldı arkadaşlar ya da
Yani piyasasına bakarsanız 7000 euroya şu arabayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. 2011 model, 172 bin kilometrede bence gayet iyi. Skoda Octavia'lar gerçekten süper arabalar arkadaşlar. Şöyle hemen döndürelim. Bir tane Volkswagen'imiz var karşımızda. Tirak 2021 model, 0 ayarında, kilometresi sadece 40.000'de arkadaşlar. Fiyatına hemen geçelim. Bir motor benzinli, 40.000 kilometrede, 2021 model. Nedense yazmamış fiyatını bu dostlar. Maalesef fiyatını yazmamış. Bir tane Cupra var arkadaşlar. Adam modifiye falan yapmış, rengini falan değiştirmiş. Seat Ibiza, 7500 euro diyor, 2010 model. Aman, adam epey bir uğraşmış ama bu araba bu kadar etmez. Siz bunu 6000 euroya da alırsınız. Arkasından aynı şekilde yapsanız bile maksimum 7000-7500 liraya mal edip satabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane BMW var arkadaşlar. Seri 3, 2012 model. Nedense bunlar da konvenabil. Bunlar fişleri. Şurada bir BMW görüyorsunuz. X6 model. M50D arkadaş, dizel. Bu da dehşet bir araba. Fiyatı sizlere komik gelecek arkadaşlar. Lütfen bu fiyatların düşük olmasının sebebi ben değilim. Eleştirilerde yok yalan falan diyorsunuz. Yok işte başka bir şeyler söylüyorsunuz. Sen niye almadın diyorsunuz. Arkadaşlar fiyatlar burada Türkiye'ye göre çok daha ucuz. İnsanlar burada gösteriş peşinde değil. İnsanlar daha çok arabadan çok eve önem veriyor. Sokaklardaki arabaları göstersem sizlere zaten yani villaların önünde olan arabaları bile, yani 2014-2015 model Megane'lar, Dacia'lar bile var yani. İnsanlar lüks villalarda kalıyor ama fiyatı arkadaşlar 32.450 euro. 600.000 TL dostlarım. 2015 model, 20.000 kilometrede, motorin bu şekilde. Şöyle de bir tane daha 520 lüks seri, 2012 model, 190 çipi, Euro 5 var arkadaşlar. Fiyatı 10.000 euro. Türkiye'de 200.000 TL'ye ne alıyorsunuz? Dostlarım gördüğünüz gibi pazar boydan boya. Araba dolu yani. Lütfen araba videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like tuşuna basmayı unutmayın dostlarım. Gelecek videonun araba videosunu başka bir pazarda yapmayı düşünüyorum. Çünkü burada iki kere çektim. Ortalama fiyatları zaten bilenler biliyor. Lütfen arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.